Dostlarım, Abdullah kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün videosunda bu üç yeni kardeşimize teraryumlar oluşturacağız ve onların transferini gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi daha önceki videodan bunları tanıyorsunuz. İki adet Pulchra'mız vardı. Granostala Pulchra ve bir adet Trigina'mız vardı. Türlere göre teraryumlar oluşturacağız. Pulchra'larımız bildiğiniz gibi yer türü ve onlara uygun yaşam alanları oluşturacağız. Trigina'mız ise bir ağaç türü ve ona uygun bir teraryum içinde, gördüğünüz gibi dik bir teraryum içinde yaşam alanı oluşturacağız. Şu an gecenin 11'i. İşten yeni geldim. Hızlıca bir menemen gördüm, küçük böyle. Ondan sonra videoya geçeyim dedim. Çok fazla bağırmadan konuşacağım. Hemen videoya geçiyoruz. Evet dostlarım, gördüğünüz gibi kapları güzelce yıkadım, kuruttum. Şimdi bunların kurulumuna geçeceğiz. İlk olarak erkek bulçuramız için bir yer hazırlayacağız. Bildiğiniz gibi yer türü oldukları için, çok fazla kazmayı sevmedikleri için aşırı bir torf dökmeye gerek kalmıyor. Hani 6-7 santimlik bir torf kalınlığı yeterli oluyor. Şöyle hemen ben paketi açayım. Ama tabii önce eldivenimizi takalım. Eldiven nerede? Buradaymış. Çok da nemli ha. Ben hem torbu dökeyim hem de bir yandan pulçralarla ilgili bilgiler vereyim. Arkadaşlar, pulçralarımız %55 ile %65 aralığı nem seviyorlar. Çok fazla nemli ortam sevmiyorlar. Bildiğiniz gibi bir Brezilya türü. Renkleri aşırı koyu, siyah. Yani kendi tecrübemden söylemem gerekirse resmen teraryumun inşaat işçileri gibi. Hani ben teraryumu akşam başka bir şekilde dizayn ediyorum, sabah kalktığım zaman bambaşka bir şeye çevirmişler. Yani taşları taşıyorlar, dalları başka bir tarafa yatırıyorlar. Acayip bir şeyler yani. Şu şekilde torfu yeterli diye düşünüyorum. Şimdi ben bir köşesine güzelce taş da koyacağım. Biraz daha benim de bahşiş. Taşlarımız nerede? Taşlarımız şurada. Şöyle köşesine bırakıyorum. Yani artık dizmekten bıktım. Kendi zevkine göre dizmesi lazım. Karışmıyorum artık. Başka ne koyabiliriz? Su kabı. Yani her camda olduğu gibi tarantolalarımızda da su kapları çok önemli. Gördüğünüz gibi petşen altını kestim. Ağız kısmını biraz yaktım ki canımıza zarar vermesin. Yani size basit, ucuz yolu teraryum kurulumunu da bir yandan göstermiş olayım. Teraryum kurulumu tamamıyla kişinin zevkine göre değişiyor arkadaşlar. Bu tabi öncelik, temel olarak canlımızın yaşam alanı. Nasıl bir yaşam alanı istediği. Erkek uçuramız için ben aslında bu yeri pek sevmiyorum. Bunun yerini daha geniş bir şey yapacağım. Normal şartlarda yer türü adult tarantulalar için 30'a 30 bir teraryum yeterli oluyor. Ama ben bunu biraz basit görüyorum. Bunu değiştireceğiz. Başka unuttuğumuz bir şey var mı? Şu bir arkadaşımdan aldım.
bazı yosunları var onun. Yani tamamen kuruduğu halde tekrar canlanabilme özelliği varmış. Şöyle depo olsun diye tekrar koyayım buraya. Artık kendine göre duvarları mı yıkıyor, taş mı taşıyor, ne yapıyorsa yapsın, bize ne. Ve ne unutmayalım, saklanma alanı. Canlılarımız için bir mağara, sürekli şarj. Gördüğünüz gibi, hani çok pahalı bir şey de değil. Şunu altlı ile beraber 4 liraya aldım. Bunu su kabı olarak kullanıyorum. Ama başka bir canlımızda. Bunu da ikiye böldüğünüz zaman 2 teravim için çok güzel bir saklanma alanı oluyor. Bence gayet güzel oldu. Şimdi tarantulalarımızı transfer edelim. Gördüğünüz gibi şöyle sakin bir şekilde bırakıp kendi girecek zaten. Ben erkek tarantulalarımızı çok seviyorum. Hani çok uysal. Ele falan alabiliyorum. Hatta yüzüme koydum. Pek agresif değil ama kızlarımız acayip agresif. Hani böyle bir şey görmedim. Normal şartlarda bulçura hobiye yeni başlayanlar için önerilen bir tür. Hani saldırgan değil diyebiliyor. Ama tabii her canlının da kendine göre bir karakteri var. İnsanlarda olduğu gibi. Sen nereye gidiyorsun? Gel bakayım. İnsanlarda olduğu gibi. Önce canlımızın karakterini çözmeye çalışın arkadaşlar. Ona göre davranın. Gerçekten bu çok uysal. Hani pek öyle saldırgan bir tarafı yok. Daha sonra esneme videoları da gelecek. Niye durdun? Aşağı inmem lazım. Kapağını kapatayım hadi. Hadi. Şöyle küçük dokunuşlarla tarantulanıza yön verebiliyorsunuz. Sakin, sakin. Sakin, tamam. Aslanım benim. Hoppa. Seni hemen yanına alalım. Güvenli bir şekilde kal orada. Hemen diğer terapyonlara geçelim. Kapatamadım. Tamamdır. Şu şekilde daha rahatına basın. Buraya da dişi gramostalla pulçuramızı alacağız. Onun yerine biraz daha özen gösteriyorum. Kadınlar işte her yerde kazanıyorlar. Dekor malzemelerini, aksesuarlarını falan bir gece sirkeli suda beklettim. Sirkeli su en doğal dezenfektandır arkadaşlar. Bir gece suda bekletip daha sonra iyice bir kurutursanız canınız için gayet temiz bir ortam hazırlarsınız. Torpalarını da yeterli sanıyorum. Bayağı kalın oldu. Dişiniz için de bir saklanma alanı. Şekilde. Hatta ben buna biraz şey mi yapayım? Yok ya, bu böyle iyi. Şimdi torp dökecektim de gerek yok. Bir su kalı. Başka
Dekor hazırlayalım. Gördüğünüz gibi şöyle dallar buldum ben. Doğadan topladım bunları. Kabuklarını falan güzelce suyla kuruttuktan sonra vernikledim. Görüyorsunuz. Hani bunları teraryumlarınızda gayet rahat kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi kabuklarını güzelce soydum, iyice kuruttum. Daha sonra vernikledim. Vernikledikten sonra tekrar yıkadım ve sirkeli suda yine beklettim. Güzelce bir duruladım ve şu an kullanıma hazır. Gayet temiz. Kulçuramız için uygun bir dal seçelim. Bizim stoktaki sarmaşıklardan güzel bir dizayn yapalım. Bizim stok nerede? Bunları göstermemin sebebi öncelikle tabii bu hobiye özendirmek falan değil. Önceliğimiz ne biliyor musunuz? Hani evin içinde çok denk geliyor. Gördüğünüz bir canlıyı, böceği ilk hedefiniz öldürmek olmasın. Hani bunu gayet güvenli bir şekilde canlıya da zarar vermeden alıp doğasına bırakmanız en güzeli. Yani bizim insanımızda şu artık beyninde işlemiş, yani öldürmen lazım. Yok öyle bir şey yani. Bunlar da canlı, sonuçta doğası gereği tabii ki saldıracaktır. Ama siz bunun dilinden anladığınız sürece hiçbir sıkıntı yok. Fazlası da sevilmesin. Ve su olayına gelelim. Bazı arkadaşlarımız soruyor, abi çeşme suyu vereyim mi? Kardeşim, içmiyorsan verme. Verme yani. Sen bir canlının sorumluluğunu alıyorsan, kendine nasıl bakıyorsan, nasıl mutlu oluyorsan, canlına da o şekilde davranman lazım. Kendi içtiğin sudan ver. Bir canlıda yemediğin yemeği ona ver. Hani dediğim gibi, bir canlının sorumluluğunu alıyorsan, ona iyi bakmak zorundasın. Şimdi de burada. Bunların daha sonra bir besleme videosunu çekelim. Ses nasıl geliyor bilmiyorum. Bir arkadaşımız abi mikrofon al falan demişti. Alacağım. Kardeşim onu da alacağım. Biliyorsunuz bu da dişimiz. Bunların daha sonra çiftleşme videosu inşallah gelecek. Bunlardan yavru olabiliriz inşallah. Yani bizim kızımız. Kızım. Aşağı. Dişleri de şekiller. Saldırayım da. Çok agresif. Aşağı. Yoksa unuttuğum bir şey var mı teraryumda? Söyleyin bakayım. Söyleyemezsiniz. Yorumlarda yazın. Hala kaçmaya çalışıyor. Sakinleş bakayım. Neyse. Şimdi sana da biraz laf kırığı koyacağım. Sen de kafana göre taş mı taşıyorsun, duvar mı yıkıyorsun, ne yapıyorsan ya. Sakin. Sana laf kırığı, çakıl taşı karışık koyuyorum. Arkadaşlar bunlar hep dezenfekte edilmiş. Bunlardan yana içiniz rahat olsun. Yani basit bir şekilde teraryum bu şekilde kurulur. Şimdi tigrinamız için güzel bir yer yapalım. Sen orada ne yapıyorsun? İn artık oradan. İn. Hadi. Canlıya yönlendirirken ufak dokunuşlarla yönlendirebiliyorsunuz. Evet, kapalı.
Tamam efendim. Kapak demişken havalandırmayı da asla unutmuyoruz. Bakın şu şekilde kabın etrafına da delikler açarak hava sirkülasyonunu sağlayın. Bu şekilde. Umarım görebildiniz. Şöyle bir daha göstereyim size. Ya tek başına video çekmek kadar da zor bir şey yok. Yengeniz burada olsaydı dinamız için dikey formda bir teravih. Şimdi şuraya yakın çıkartabilir miyim buradan? Çıkartabilirim. Fiyat etiketi. Ha, bunu 33 liraya almıştık. Tigrinamız bir ağaç türü olduğu için çok kalın bir tork tabakası gerekiyor. Yaklaşık 5 santim yeterli olacaktır. Çok fazla dolduruyor. Saklanma alanı olarak eski bir kupa kullanacağım. Şu şekilde. Gayet kullanışlı. Elinizdeki her şeyi değerlendirebilirsiniz. Yine sarmaşıklar falan yapacağız, ağaç dalları, şark. Yani bizim sarmaşıklar. Ağaç türü tarantulalarda dalları tırmanabilecekleri yerler daha doğrusu. Çok fazla bol tutmak lazım. Canımızın rahat etmesi için. Saklanabileceği güzel bir alan yaptık. Bunda da su kabını unutmuyoruz. Su ihtiyaçtır. Önceliktir. Su hayattır. Şu şekilde tırmanabileceği güzel bir yer hazırlıyoruz. Şöyle küçük bir kapak yeterli oluyor. Sık sık sularını değiştirin arkadaşlar. Durgun suda bakteri çoğalıyor. Bu da canınızın sağlığı için iyi değil. Şöyle bunun arka tarafına bırakayım ki giriş çıkışlarda dökmesin. Şöyle mi bırakayım? İyi. Güzel. Şu şekilde bir şey oldu. Şimdi Tigrinamızı, en agresif kızımızı inşallah
Kazasız belasız yerini alacağız. Şu güzelliğe bakar mısınız? Muhteşem. Öyle taklit yap ya. Hadi. Hadi uğraştırma, daha uyuyacağım ben, hadi ya. Hadi kızım, hadi kızım. Süpersin. Sonunda. Kazasız belasız bunu da bitirdik. Umarım video iyi çıkmıştır. Kötü de çıkmış olsa bunu izleyeceksiniz artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle eldivenimi değiştireyim. Daha sonraki videoda ne yapacağımızı göstereyim size. Çöp nergisi, çöp çöp çöp. Dostlarım, videomuz bu kadardı. Üç kardeşimize çok güzel teraryumlar oluşturduk. Yeni yaşam alanlarını seveceklerinden eminim. Daha sonraki videolarda yılanlarla ilgili içerikler de gelecek. Beslenme ve bakım videoları, yaşam alanları. Bu tarz videoları çekmeyi düşünüyorum. Şu an ev taşımayla uğraşıyorum. Bir yandan içerik çıkartmaya çalışıyorum. Kaliteli veya değil, sizlere bir şekilde içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Bu yüzden kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Çok iyi yerlere geleceğimizden eminim. Kanalımız her geçen gün daha çok büyüyor. Eksiklerimiz varsa bunları da yorumlarda yazmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.